Merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Osman Türkman'la hayvancılığa dair programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşam hayvancılığı konuşacağız, küçükbaş hayvancılığı konuşacağız. Küçükbaş hayvancılıkta ülkemizin mevcut durumunu, ithalatın küçükbaş hayvancılığa olan etkilerini ve en önemlisi gündemin en sıcak konusu. Hayvancılık destekleri açıklandı. Bu desteklerle ilgili detayları Gaziantep Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanımız Sayın Osman Türkman'dan dinleyeceğiz. Osman Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Merkez Birlik Başkanı değilim. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanıyım. Evet evet, çok özür dilerim. Gaziantep Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız. Düzeltmeyi de yapmış olalım. Şimdi başkanım, tabii konular çok fazla, o yüzden çok lafı uzatmak istemiyorum. Bu akşam biraz matematiği de işin içine katacağız. Ama onun öncesinde şöyle bir mevcut durumu konuşalım istiyorum. Küçükbaş hayvancılığında ülkemiz ne durumda? Ya şu an küçükbaş hayvancılık zaten tüm ülke genelinde de herkesin bildiği, hayvan sayılarımız her geçen gün maalesef istemeden de olsa azalıyor. Özellikle mesela ben Gaziantep'teki rakamları sizinle paylaşmak, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Mesela Gaziantep'te tabii yayına başlamadan önce özellikle bizleri izleyen tüm izleyicilere iyi akşamlar diliyorum şu anda. Ve aynı zamanda da dün gece hain bir saldırı sonucu öldürülen, şehit edilen Hamas lideri, Filistin mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin savunucusu İsmail Haniye'ye Allah'tan da rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Şimdi hayvan, mevcut küçükbaş hayvan sayılarımız özellikle azalıyor dedim. Üretim azalıyor ve bununla ilgili de size mesela Gaziantep'teki rakamları özellikle söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'yi de belki biraz da olsa bu rakamlara mesela orantılayabiliriz ki TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar da ki keza böyle. Mesela 2021 yılında Gaziantep'te 337.111 adet küçükbaş, anaç, koyun ve keçimiz destekleme kapsamında destek almış Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Bunlar resmi rakamlar. Ve 2021 yılında bu 337.111 adet hayvana 2956 tane üreticimiz destekleme müracaatı yapmış. Yani 2021 yılında Ali Bey. Evet. 2022 yılına geldiğimiz zaman 337.000'den 278.760'a düştüğünü görüyoruz Gaziantep'teki anaç hayvan sayımızın. Ve yine işletme bazında destek alan, damızlık üretim yapan, küçükbaş üretim yapan yetiştirici sayımızın da 2956'dan 2568'e düştüğünü görüyor. Ciddi bir azalış 2023 var. Tabii 2023 yılı sonuna geldiğimiz zaman Ali Bey 278.000'den 259.120 adede destekleme kapsamındaki 15 aydan büyük anaç hayvan sayımızın düştüğünü görüyoruz. Ve işletme sayımızın da, damızlık üretim yapan işletme sayımızın da 2336'ya düştüğünü görüyoruz. Yani 3 yıl içerisinde Gaziantep'teki anaç, koyun, keçi sayımız 337.000'den 259.000'e düşmüş. Damızlık üretim, küçükbaş damızlık üretim yapan işletme sayımız da 2956 adetten 2336 adete düşmüş. Bunu yüzdesel olarak orantıladığımız zaman bu sayıyı yaklaşık olarak üye sayımızda %21 civarında azalma olduğunu görüyoruz. Hayvan sayımızda da yaklaşık 3 yılda, son 3 yılda 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Gaziantep genelinde %23 civarında küçükbaş hayvan sayımızın, bunlar resmi rakamlar, azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada hani üretim ülke genelinde de baktığımızda aslında birçok ilde Gaziantep'te belirtmiş olduğumuz rakamlara paralel olarak
bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Ve mesela Gaziantep'teki işletmedeki ortalama anaç hayvan sayımız, ortalamamız 114'ten 111'e düştüğünü görüyoruz yine. Ve koyun sayımızda %3 yılda %29'luk azalma oluşurken keçi sayımızdaki azalma %14. Yani koyundaki azalma keçidekinin yaklaşık 2 katı civarında bir azalma olduğunu özellikle Gaziantep'teki hayvan sayılarımızdan resmi olarak bunları özellikle çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Gaziantep'te de ülkemizdeki gibi aslında. Ülkemize baktığımızda da Gaziantep'le aynı kaderi paylaşıyor maalesef ki. Özellikle hayvan sayısı açısından. Tabii ki. Şimdi başkanım, birçok tabii sorunlardan bahsettik ama şimdi en büyük sorun olarak ithalatı görüyoruz şu anda. İthalatın şu an ülkemiz hayvancılığına olan etkileri neler peki? Ya şimdi şöyle bir şey Ali Bey, maalesef yaklaşık 2009-2010 yılından beri ne zaman ki böyle et fiyatları biraz yükselse hemen yurt dışından ithalatla bir açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ama biz her ki yurt dışından ithalatla et ihtiyacımızı, hayvan ihtiyacımızı karşılamaya çalıştıkça biz aslında yerli üretime bir nebze de olsa zarar verdik. Yani üretimin azalmasını bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek. Çünkü her yurt dışından yapılan ithalat içerideki birilerinin sektörden çıkmasına sebep oldu. Ve 2024 yılı içinde özellikle Kurban Bayramı öncesine kadar yükselen et fiyatları baskılanması için yurt dışından canlı hayvan ithalatı, besilik hayvan ithalatı, kasaplık hayvan ithalatı ve bir taraftan da farkas et dediğimiz et ithalatı yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Ve dolayısıyla özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra, şimdi genelde her yıl Kurban Bayramı'ndan sonra et fiyatlarında belli bir süre, kurbanda 10-15-20 gün sonra böyle bir talepte azalma olduğu için et fiyatlarında da bir gevşeme veya da bir fiyatların aşağı doğru indiğini mesela görebiliyordu. Ama bu sene özellikle kurbandan sonra bu oluşan fiyatlar hala yükselmedi ve gittikçe de aşağı düşüyor. İşte Gaziantep'te mesela pazartesi günü 2 gün önce yani canlı kilogram fiyatımız 175 lirayla 180 lira arasındaydı. Kesinlik küçük baş erkek toplu fiyatımız. Şimdi örnek veriyorum, dana fiyatlarına baktığımız zaman 280 lirayla 310 lira arasında, 320 lira arasında. Gaziantep'te tabii ithal işte 280-290 lira. Yerde 290-300-310 lira bandında mesela. Ve dolayısıyla fiyatların aşağı doğru özellikle geldiğini görüyoruz. Burada hem ithalatın etkisinin olduğunu düşünüyorum ama ithalatla beraber aslında tüketimde olan bence talebin de daralmanın da özellikle bu fiyatlara etki ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi bu ithalat ve fiyatların aşağı doğru gitmesi özellikle üreticinin emeğinin karşılığını alamamasına sebep olmuş olacak. Evet. Dolayısıyla emeğinin karşılığını alamayan üretici elindeki hayvanını özellikle elinden çıkarttıktan sonra ya kapasitesini azaltacak veyahut da kimisi belki sektörden çıkacak. Zaten yıllardır sektörden bir çıkış var ama bu tarz durumlar biraz daha sektörden çıkışı biraz daha hızlandırıyor. Bir diğer taraftan da özellikle tüketimle ilgili sıkıntılarda, özellikle sütle ilgili şu an bir sıkıntı var. Biz Gaziantep Koyun Keçi İşleme Birliği olarak aynı zamanda da birliğimizin süt işleme tesisi var. Üretmiş olduğumuz özellikle ürünleri son 2-3 aydır her geçen gün böyle satmakta gerçekten zorlanıyoruz. Yani arz bir taraftan devam ediyor ama talep aynı orantılı olarak, dolayısıyla aynı talebi biz göremiyoruz. Göremeyince mesela bizde de şu an stoklar şişmeye başladı. Birçok arkadaş da öyle. Hatta bazı bölgelerde işte süt fiyatları mesela düşürülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sektörde zaten
para kazanmaya mevcut. Özellikle sektörden çıkışlar belki evet hızlanacak veyahut da kimi yine daha önceki yıllarda olduğu gibi hani hiç istemediğimiz bir şey ama damızlık ineklerin, damızlık hayvanların belki yine kesime gideceği günleri belki göreceğiz. İnşallah olmaz. Bu anlamda da Tarım Bakanlığımızın bir çalışması var. Bazı bölgelerde süt alımına başlayacağını belirttik ki almaya da başladıklarını duyduk. İnşallah özellikle damızlık hayvanlarımızın kesime gitmesini engelleriz. Dolayısıyla bence şu anda ithalat özellikle imkanı varsa, mümkünatı varsa yurt içindeki dengeler de göz önünde bulundurulup ithalatın kapatılması lazım. Çünkü şu an gerçekten fiyatlar epeyce aşağıda ve bu fiyatlarda üretici şu an para kazanamıyor yani. Bunun özellikle de bilinmesini isterim. Evet başkanım, yani bildiğimiz gibi aslında küçükbaş piyasasında sürekli fiyatlarda dalgalanmalar olmuştur, çıkışlar olmuştu, düşüşler olmuştu. Ama bu düşüşün bu kadar uzun süreli olduğu başka bir dönem yoktu sanırım benim hatırladığım. Yani şu anki döneme baktığımızda bu düşüş devam edecek mi, yoksa bu düşüşün iyi bir çıkışı mı olacak, sizlerin bu konudaki görüşleriniz neler? Ya burada muhakkak her inişin bir çıkışı oluyor ama şu anki görüntüde sanki biraz daha böyle uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Eğer ithalat bu şekilde devam ederse. Çünkü ithalattan ziyade özellikle tüketimde de bir sıkıntı var. Yani insanların alım gücüyle ilgili sıkıntı var ve dolayısıyla talep azalınca ister istemez fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Burada sadece hayvancılıkla ilgili olumlu giden tek şey şu anda yem fiyatlarının, özellikle yem derken ben fabrika yemi için konuşmuyorum. Arpa olsun, mısır olsun, saman olsun, işletmeler için gerekli olan yem fiyatların geçen seneye orantıladığımız zaman çok artmamış olması, geçen seneki fiyatlar düzeyinde olmuş olması, 2-3 ay önce 9,5-10 liraya almış olduğumuz arpa şu an 7,5 liralar civarı, yani işte mısır 7-8 liralar civarı ve dolayısıyla hani enflasyonla orantıladığımız zaman şu an belki arpanın 11-12 lira civarında olması gerekirken 7,5-8 liralar civarında. Dolayısıyla buradaki yem fiyatları biraz daha üreticinin üreticiye nefes aldırıyor. Ha, bu yem fiyatlarının özellikle arpanın bu fiyatlarda olmasını belki seviliyor gibi görünüyoruz ama aslında bu doğru bir şey değil. Çünkü bu tarafta eğer üretici, çiftçi arpadan üretmiş olduğu arpadan, mısırdan para kazanamazsa seneye o taraftaki üretim azalacak. Bu sefer o fiyatlar yukarıya çıkacak. Aslında kesinlikle. Böyle keşke biraz dengeli götürebilsek. Yani dolayısıyla özellikle bir piyasadaki tüketimi canlandırabilirsek ve bence eğer ithalat bir şekilde azaltılırsa veyahut da komple kapatılırsa üretici anlamında en azından elindeki hayvan değerinden satılmasıyla ilgili bir duruma gelmiş olur. Tabii bu tarafta biz özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra kasaplık ve kesimlik hayvan fiyatlarının düştüğünü söyledik ama diğer tarafa kasaplardaki fiyatlara da bakmak lazım. Acaba aynı orantılı olarak tüketici gerçekten şu an eti daha uygun fiyata alabiliyor mu yani? Evet. İşte bayramdan önce dedim ki 380 liralara kesilen dana mesela şu anda 280-310 lira 320 lira bandında yani yaklaşık %20-25'lik bir fiyat gerilemesi var. Acaba kasapta da İşte kıyma veyahut da kuşbaşı markette de benzer bir oranda düştü mü? Tüketici gerçekten bundan olumlu yansıdı mı? Aslında bu tarafına da dikkat etmek lazım yani. Evet. O dengeyi de gözetmek gerekiyor. Bir raflardaki fiyatları da görmek gerekiyor. Başkanım, isterseniz gündemin en sıcak konusuna geçiş yapalım. Desteklemelere geçiş yapalım. 26 Şubat 2024 günü Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı 5 yıllık yol haritasını açıklamıştı tarım için ve o toplantıda hayvancılık desteklerinin 3 yıllık olarak gerçekleştireceğini açıklamıştı.
26 Temmuz'da yaklaşık bundan bir hafta öncesinde bu desteklemeler açıklandı. Tabii desteklemelerle ilgili birçok detayımız var. Özellikle küçükbaş hayvancılık alanında desteklemeler nasıl olacak? Desteklemelerden hangi yetiştiricilerimiz faydalanacak desteklemelere? Bir de katsayılar eklendi. Biraz rakamlarla aramızın iyi olması gerekiyor. Bu noktada izleyicilerimize şöyle bir hatırlatma yapalım. Kalem ve kağıdınızı yanınızda bulundurun ki siz de ne kadar destekleme alacaksınız. Onu hesaplamada biraz matematikle işimiz var bu akşam diyelim ve başkanım sizlere sözü verelim. Detayları sizlerden dinleyelim. Şimdi Ali Bey, tabii Tarım Bakanlığımız her yıl hayvancılığa destekler veriyor. Geçen yıl küçük başa, anaç hayvan başına 100 TL destek veriyordu. Ve 36 bin lira sürü yönetici desteği veriyordu. Hayvan başına 200 TL sürü büyütme desteği veriyordu. Ama şu anda 2024 yılı, 2025 ve 2026 yılları için yeni 3 yıllık bir hayvancılık destekleme modeline geçeceğini belirtti. Ve bununla ilgili de yeni bir tedbi yayınlandı. Şimdi aslında baktığımızda sizin de dediğiniz gibi biraz belki kafaları karıştırıyor ama burada özellikle böyle baktığımız zaman bu sene diyor ki Tarım Bakanlığı, biz tabii özellikle küçük baş kısmına anlatmaya çalışacağız burada bizi izleyen izleyicilerimize. Diyor ki ben küçük baş hayvancılığa özellikle küçük aile işletmelerine ve bayan işletmelerine, sahibi bayan olan işletmelere ayrıcalıklı destekler vereceğim diyor. Buradaki küçük aile işletmeleri dedikleri işletmeler 100 baş ve altı anaç hayvan olan işletmeler. Yani özellikle üreticilerimiz ve bizi izleyen arkadaşlar 100 baş ve altı anaç hayvanı olan işletmeler küçük aile işletmeleri olarak küçük baş bölümünde bunlar geçiyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman siz o tabloyu bilmiyorum Ali Bey verebilecek misiniz? Tabii tabloyu verelim arkadaşlar ekranı. Oradan tablo üstünden konuşalım başkanım. Buyurun. Şimdi şu an ben göremiyorum ama geldi mi tablo acaba? Şu an başkanım ekranlara yansıdı. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi burada bizi izleyen arkadaşlar, şimdi burada ne var? Ali Bey, biz Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak üreticilerimize, şimdi bunu biz sosyal medyada da mesaj yoluyla da üyelerimizle, üreticilerle paylaşacağız. Bunu Türkiye'deki herkes alıp burada özellikle çok rahatlıkla bunu kullanabilir. Şimdi bir buradaki ana şeylerimiz neydi? Bir aile işletmesi kim? 100 baş ve 6 anaç koyun ve keçisi olan işletmeler. Evet. Buraya kim giriyor? Şimdi Ali Bey, isterseniz beraber bir örnek yapalım. Birkaç tane, daha doğrusu örnek beraber yapalım. Tabii, hatta şöyle yapalım başkanım. İzleyicilerimize de şöyle hatırlatma yapalım. İzleyicilerimiz de eline kalem kağıt alsın. Onlar da o hesabı yapsınlar. Kendileri için de desteklemeden ne kadar yararlanabilirler, bunları görmüş olsunlar. Aynen öyle. Aynen öyle ki biz bu tabloyu zaten, bu bir Excel tablosu, otomatik olarak hesaplamayı yapacak. Biz bunu sonradan da paylaşacağız ama sizin dediğiniz gibi şimdi kendileri de hesaplama yapabilir. Şimdi Ali Bey, mesela diyelim ki şu anda 100 baş anaç koyun ve keçi olan bir işletme düşünelim. Evet. Mesela size zaten burada koyun yazan yere 50 yazabilir miyiz? Başkanım, şu an fotoğraf üstünde oynama yapamıyormuşuz ama bizler yazalım buradan tekrardan. Bir hesaplama yapalım. Evet. O zaman şöyle bir şey, ben hemen ben kendi buradaki bilgisayarımda yapayım. Otomatik olarak verecek. Mesela diyelim ki işletmemizde 50 tane koyunumuz var. 50 tane de keçimiz var. Evet. Biz mesela tam o koyun ve keçi yazan yerlere 50-50 yazdı.
aşağıda genel toplamda hayvan sayımız 100 oldu. 100 tane bizim işletmemizde anaç hayvan sayımız var. Diyelim ki 50 koyunda 50 tane de yavrumuz oldu. 50 tane keçimizde de 60 tane oğlağımız oldu. Yine bu rakamları da buraya yazdık. Şimdi otomatik, şimdi bize burada bu gri ve kahverengi yere, gri yere anaç hayvanlarımızı yazdık. 50-50, 100 tane. Kuzu ve oğlağımızı da kahverengi yerlere yazdık. 50 tane kuzumuz vardı, 60 tane de oğlağımız vardı. Onun da toplamı 110 tane yaptı. Şimdi dolayısıyla burada bizim 2024 yılı içerisinde 50 tane kuzumuz da olduğu için Tarım Orman Bakanlığımız, devletimiz temel destek olarak yeni doğan kuzu ve oğlağı işletmesinde 4 ay kalmak kaydıyla ve bakanlık tarafından belirlenen programlı aşıları yapmış olmak kaydıyla kuzu ve oğlak başına 200 TL temel destek veriyor. Evet, önceden anaçlara veriliyordu, şimdi ya kuzu ve oğlaklara veriliyor destekler. Evet, 2023 yılı desteklemeleri anaç, koyun ve keçilere veriliyordu ama bundan sonra kuzu ve oğlaklar üzerine gidecek. Dolayısıyla bizim kuzu ve oğlak desteğimizi alabilmemiz için de bir, işletmemizde doğmuş olması lazım. İki, işletmemizde doğan kuzu ve oğlaklarımıza küpe yaptırıp 4 ay işletmemizde kalması lazım ve bakanlık tarafından belirlenen programlı aşıların yapılmış olması lazım. Şimdi mesela biz buraya kahverengi olan yere 50 tane kuzu yazdık. 50 koyunumuz vardı. 50 tane de kuzumuz olmuştu. 50 tane keçimiz vardı. 60 tane de oğlağımız oldu. Evet. Toplam 100 tane yavrumuz oldu. Şimdi 50 temel desteğimiz kaç para? Bakanlık diyor ki ben temel destek olarak doğan her kuzu ve oğlağa 200 TL ödeyeceğim. O zaman 50 tane kuzumuz var. 200 TL'den 10 bin TL kuzu desteği. 60 tane de oğlağımız vardı. 200 liradan da o 12 bin lira temel desteğimiz var. Toplamı 10 bin kuzudan 12 bin lira. Oğlaktan 22 bin lira temel desteğimiz var. Evet. Bakanlık diyor ki yine kırmızı bölümde anaç hayvan sayısı 100 ve altında olan işletmeler için diyor. Ben diyor dişi bu desteğe ilaveten diyor, temel desteğe ilaveten diyor, İşletmedeki dişi kuzulara kuzu başına yine 200 TL destek vereceğim diyor. Ama biraz önce 50 tane kuzumuz vardı, erkek ve dişiydi. Şimdi biz bunun yarısının dişi olduğunu düşüneceğiz ve dolayısıyla 25 tane dişimiz var. 5000 lira da burada dişi kuzular için ekstra yüzbaş ve altı işletmelere destek geldi kuzulara. Sadece dişi kuzulara bu destek değil mi başkanım? Evet, kuzular bölümünde sadece dişilere, ama bizim 60 tane de oğlağımız vardı işletmemizde. Oğlaklarda dişi ve erkek ayrımı yapmıyor. Hepsine 200 TL yüzbaş ve altı işletme olduğu için 200 TL de onlara veriyor. Tekrar orada yine 12 bin lira daha destek geldi. Evet. Dolayısıyla buradaki kırmızı olan bölümde anaç hayvan sayısı yazan bölümün altında 5000 lira kuzuya destek geldi. 12000 lira da yine oğlağa destek geldi. 17000 lira da burada oldu. Şimdi temel destek 22000 liraydı. Anaç hayvan sayımız yazan bölümün altında da 17000 lira desteğimiz oldu. Ve dolayısıyla şu anda bizim hemen şuraları sıfır yapıyorum. Bizim şu anda 39 bin lira bir desteğimiz var. Evet. Şimdi 39 bin lira desteği kim aldı? 100 anaç hayvanı olup 50 tane kuzusu, 60 tane de oğlağı olan işletme aldı. Peki diyelim ki bu işletme sahibi bayan veyahut da destekleme yapılacak dönem itibariyle 41 yaşından gün almamış bir gençse, o zaman şu yukarıda yeşil olan bölgeye bayan genç yazıyor ya kırmızı bir şekilde. O yeşil olan bölgeye evet yazacağız. Evet yazdığımız zaman, evet yazdığımız zaman dolayısıyla burada bayan ve genç bölümüne kuzular için
7000 daha destek geliyor. Oğlaklar için de 8400 lira destek geliyor. Yani eğer işletme sahibi, işletmedeki hayvan sayımız 100 ve altındaysa ve işletme sahibimiz bayansa ve veyahut da 41 yaşından gün almamışsa, bu desteklere ilaveten hayvan başına, kuzu ve oğlak başına 140 TL daha destek vereceğiz. Evet, 0.7 katsayı dedikleri katsayı bu oluyor başkanım. Evet. Evet, 0.7 idi. Yani temel destek 200 lira, 0.7'sini yapıyor 140 lira. 140 TL. Dolayısıyla evet, biz bu rakamları 140 lirayla çarptığımız zaman 15.400 lira da biz burada genç veyahut da bayan olursa burada da bir destek gelmiş oluyor. 15.400 lira da burada 54.400 lira oldu. Şimdi buradaki beyaz bölümde birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi mi diyor? Birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi mi diyor? Şimdi şöyle bir şey, zaten sizin bu desteği alabilmeniz için en başta Türkiye genelindeki koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye olmanız lazım. Eğer bulunduğunuz ilde birlik yoksa da Tarım İl İlçe Müdürlükleri aracılığıyla bu işlem yapılacak. Ama Türkiye'nin 80 ilinde zaten koyun keçi yetiştiricileri birlikleri var ve destekler birlikler aracılığıyla yapılıyor. Sadece bildiğim kadarıyla Bartın'da birlik yok. Orada İl İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla bu işlemler yapılıyor. Dolayısıyla şimdi burada bu desteklerin önce başlayabilmesi için birlik üyesi olması lazım. Bir defa oradan başlanmış olacak. Şimdi buradaki birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi derken mevcut birliği kastetmiyor. Burada ayrı bir şey söylüyor. Diyor ki yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2024 yılında, şu an hala çalışma devam ediyor, Türkiye'deki birlikleri ve kooperatifleri bir derecelendirmeye aldı. Evet. Bir kategori hazırladı ve puanlama yapıyor şu an. Birlikler ve kooperatifler o puanlamaya müracaat etmek isteyenler bakanlığın sitesine girdiler. O bakanlığın açmış olduğu kooperatifler ve birlikler ile ilgili derecelendirme sisteminde sorulan sorulara veyahut da istenen cevaplara yüklemelerini yaptılar. Şimdi bakanlık dolayısıyla birliklere bir puanlama verecek. Yanılmıyorsam 60 puandı. 60 puan ve üstü olan birlikler birinci derece tarımsal amaçlı örgüt olmuş olacak. Dolayısıyla diyelim ki Gaziantep, bakanlık herhalde bunu destekleme başvurularından önce büyük ihtimalle açıklar. Diyelim ki Gaziantep birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi ise Gaziantep'teki küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler almış oldukları kuzu ve oğlak başına 40 ekstradan, evet, 200 lira temel destek 200 liraydı. Bunun 0.2 ile çarpımı 40 lira. Hayvan başına 40 lira daha destek alacaklar. Kuzu ve oğlak başına 40 lira daha destek alacaklar. Dolayısıyla burada diyelim ki bu işletme örneği mesela birinci derece tarımsal amaçlı bir ilin olduğu bir birliğin üyesi ise burada hayvan başına 40 TL destek girmiş olacak. Ve orada örnek veriyorum 2000 lira mesela 50 tane kuzumuz vardı ve yine pardon 50 kuzunun ama 25'ine verdi. Dişi. Evet, 25'ine verecekti ama oğlakların tamamına verilecek. 60 tane 2400 lira da oğlaklar bölümünde destek olacak. 3400 lira da burada yapıyor. Yani dolayısıyla mesela şu anda ben hani buradaki tablodan gidiyorum. Mesela bu işletmemiz 50 tane koyunu vardı, 50 tane keçisi vardı, 50 tane kuzusu oldu, 60 tane oğlağı vardı. 50 kuzunun yarısı erkek, yarısını dişi saydık. Bu işletmeyi 41 yaşından gün almamış genç bir çiftçi veyahut da bir bayan kabul ettik. Ve bu ili de birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi kabul ettiğimizde şu anda bu arkadaşın alacağı destekleme miktarı yaklaşık olarak 57.800 lira etti. Bilmiyorum siz de aynı rakamı çıkarttınız mı orada? Evet evet başkanım, aynı şekilde.
Şimdi son bir destek kaldı, o da sürü yöneticisi desteği. Bu da yaklaşık olarak 1.8 katsayı ama başkanım bunu açarsak yani sürü yöneticisi desteğinde nedir? 100 baş ve üzeri diyorlar. Bunu nasıl açabiliriz? Koyun ve keçide değişiyor mu bu? Evet. Şimdi burada bana göre bu destekleme modeli gerçekten güzel bir model. Eksikleri muhakkak vardır. Ya işte şu kadar değil de keşke şu kadar daha verilseydi diyeceğimiz tarafları vardır. Ama özellikle genç ve bayanlar için ve küçük aile işletmelerinin desteklenmesi açısından gerçekten güzel bir destekleme modeli. Şimdi burada dediğiniz tabloda sürü yöneticisi bölümüne geldik. Sürü yöneticisi geçen sene 100 ve üzeri anaç hayvanı olan işletmelere 2023 desteği kapsamında 36 bin lira sürü yöneticisi desteği veriliyordu. Şimdi yeni destekleme modelinde aslında bu 36 bin lira değiştirilmemiş. Diyelim ki sizin 100 tane anaç ve anaç koyun ve keçiniz vardı. Bu işletmede 100 tane anaç ve koyun keçi hesaplamıştık. Dolayısıyla 100 anaç hayvanınız var. Tarım Bakanlığı'nın, birliklerin veyahut da Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu sürü yöneticisi kursları vardı. Bu kurslara girip de sürü yöneticisi sertifikası alanlar ve bulundukları yıl içerisinde de 6 ay ara vermeden çobanlık sigortalarını yapanlara 36 bin lira destek veriliyor. Geçen seneki 36 bin liraydı, yine burada da 36 bin lira destek değiştirilmemiş ve biz buraya eğer bu arkadaşımız 100 hayvan sahibi ise, ki bizi 100 hayvan hesapladık, sürü yöneticisi sertifikası sahibi ise ve 2024 yılında da ara vermeden 6 ay üst üste çobanlık sigortasını, Bağkur'unu yatırmışsa 36 bin lira da buradan destek almış olacak. Ve 36 bin lirayı da eklediğimiz zaman şu an bu işletmemiz yaklaşık 93.800 lira civarında bir para almış oluyor. Şimdi başkanım şöyle bir sorun var. Şimdi 100 baş ve üzeri sürü yönetici desteğinden yararlanabiliyor ama benim 500 tane hayvanım var. Bu sayı 500'le mi çarpmam gerekiyor yoksa ana temel destekten mi bu destek bana geliyor? Sizin bu sürü yöneticisiyle ilgili diyelim ki burada 1.8 katsayı var ya. Evet. Buradaki 1.8 katsayı ne yapıyor? 36 lira yapıyor. 360 lira yapıyor. 360 TL. Evet. 100 ile çarpıyorsunuz 360 lira, yani 36 bin lira yapmış oluyor sürü yöneticisi desteği. Ama evet, siz dediniz ki ya benim 500 tane hayvanım var. Burada bakanlık diyor ki ben sürü yöneticisi desteğini sadece sürüde bir tane vereceğim ve bu bir tane de 100 hayvan için vereceğim. Yani sizin 500 hayvanınız olduğunda bunu 360 ile çarpmayacaksınız. Sadece bir tane 100 taneyi 360 lirayla çarpacaksınız ve dolayısıyla da orada 36 bin lira her sürü için, 100 ve üzeri adette sürüdeki anaç sayımız 100 ve üzeri adette ise o işletme için, o sürü için sadece bir tane 36 bin lira ödenecek. Peki başkanım, şimdi desteklemelerde yavrulara yani kuzu ve oğlaklara desteklemeler veriliyor. Anaç sayısı düşük olan işletmeler, kuzu ve oğlak sayısı yüksek olan işletmeler, iki katı, iki buçuk katı gibi olan işletmeler bu desteklemelerden yararlanabilecek mi? Yani demek istediğim şöyle, desteklemelerde bir buçuk katı gibi bir sınır konulmuş durumda. Aynen öyle Ali Bey. Geçen günkü sosyal medyada da bir canlı yayın yapmıştık. Aynen bunu da söylemiştik. Çok da güzel hatırlattınız siz. Diyelim ki sizin 100 tane anaç hayvanınız var. Siz gerçekten iyi bir işletmesiniz ve hayvan başına ortalama 2, yani 100 hayvandan 200 yavru elde ettiniz. Siz bu 200 yavrunun hepsine destek alamıyorsunuz. 1.5 katına, yani 100 tane anaç hayvanınız varsa 200 tane de yavrunuz doğmuşsa siz maksimum bunun 150 adetine destek alıyorsunuz. Dolayısıyla burada üst sınıf mevcut elinizdeki anaç hayvan sayınızın 1.5 katı kadar siz destek alabiliyorsunuz. Yani 10 taneye 15 tane, 50 taneye maksimum 75 tane yavru için, 100 tane de maksimum 150 tane, 500 tane de maksimum 750 tane kuzu ve oğlak için destek alabiliyorsunuz. Evet başkanım, burada en çok akılları karıştıran nokta
kuzu ve oğlaklarda olmuştu. Oğlak sayısında dişi ve erkek olması fark etmezken kuzuda dişi olanlara destek verilmesi bazı kalemlerde biraz akıllarda karışıklık yaratabiliyor. Aynen, oğlaklarda dişi ve erkek olduğuna bakılmaksızın hepsi destekleme kapsamında temel destek burada ayırt edilmiyor. Zaten burada temel destek kuzuların erkek veyahut da dişi olmasına bakılmıyor. Evet. Ana işletmedeki hayvan sayısı 100 ve altındaysa oradaki destekte kuzuların erkek ve dişi olduğuna, bayan genç olan bölümde örnek veriyorum kuzuların dişi ve erkek olduğuna buralarda bakılıyor. Ama temel destekte bakılmıyor. Dolayısıyla oğlak kısmında kuzu ve oğlak kısmında dişi ve erkek ayrımı yok. Ama kuzu kısmında dişi ve erkek ayrımı var. Şimdi Ali Bey derseniz biz bir tane de mesela küçük bir işletme için bir tane yapalım. Tabii ki başkanım, yapalım hemen. Ben de kalem kağıdımı hazırladım şöyle. Hesaplamaları yapalım. Ben şu anda kalem kağıtla yapıyorum ama sizler Osman Başkanım'ın da bahsettiği gibi bu tabloyu indirerek buraya sadece rakamları yazarak işletmenizdeki uygunluk durumuna göre direkt size gelecek desteklemeleri oradan takip edebilirsiniz. Mesela diyelim ki 60 tane işletmemizde koyunumuz var. Evet. Sadece 60 tane anaç koyunumuz var. Diyelim ki 60 tane de kuzumuz oldu. 12 bin lira biz temel destek aldık. 12 bin lira temel destek geldi. 60 kuzunun yarısı da 30 tane dişisi oldu diyelim ki. Yarısı erkek, yarısı dişi. 30 tane dişisi oldu. 6 bin lira da biz burada şey desteği aldık. İşletme küçük aile işletmesi desteği aldık 6 bin lira. 18 bin lira etti. Evet. Eğer bulunduğumuz ildeki birlik, birinci derece tarımsal amaçlı birlikse 2400 lira civarında da pardon 40-30 1200 TL. Evet, 1200 TL de birinci derece tarımsal amaçlı örgüt örnek ürün desteği alacağız. Burada zaten yüzbaş ve altı olduğu için sürü yöneticisi devreye girmiyor ve dolayısıyla bu işletmemiz 19.200 lira destek alacak. Peki diyelim ki bu işletmemiz aynı zamanda bir bayan işletmesi ise veyahut da 41 yaşın altında bir işletme ise 19.200 lira yerine biz 27.600 lira destek almış olacağız. Evet. Peki şöyle bir şey soralım Ali Bey. Mesela diyelim ki ya 60 tane anaç hayvanı olup diyelim ki bir bayan veyahut da 41 yaşın altındaki bir işletme sahibi, erkek 41 yaşın altındaki bir işletme sahibi şu anda bu şekilde 27.600 lira diyelim ki destek alırken geçen sene bu arkadaşımız kaç tane destek aldı? Geçen sene 60 tane anacı olduğu için 6.000 lira destek aldı. Eğer diyelim ki 3-5 tane de sürü büyütme desteği aldıysa belki 1000 lira civarında da orada geldi 7000 lira. Ama bu sene 7000 liralık destek yaklaşık 27000 liralık bir desteğe çıkmış olacak. Dolayısıyla özellikle burada yüzbaş ve altı küçük aile işletmeleri için, bayanlar için, özellikle 41 yaş altı gençler için biraz daha destek geçen yıla göre %300, %400'leri buluyor. Evet başkanım, yani şöyle de bakmak lazım aslında olaya. Önceden baktığımızda destekler genelde anaç koyunlara temel destekler niteliğinde veriliyordu. Şimdi daha çok ürün geliştirme desteği olarak veriliyor desteklemeler. Başkanım, vaktimizin de sonuna geliyoruz. Bir şöyle 1-2 dakikalık bir vaktimiz var. İsterseniz toplayalım. Son olarak şunu sorayım sizlere. Sizlerin bu desteklemelerde görmüş olduğunuz eksiklikler var mı? Bunları sizlerden dinleyelim son olarak. Şöyle bir şey, burada benim mesela biraz önce de söyledim, muhakkak bize göre rakamlar keşke biraz daha yüksek olsaydı. Ama genel itibarla daha anlamlı ve geçen yıla göre %100'ün çok daha üzerinde bir destekleme sistemine geçilmiş. Ama burada eksik gördüğümüz mesela bir defa bu destekleme modelinin Mart'ın sonu Nisan gibi üreticilere duyurulması oldu. Birliklere haber verilmesi oldu. Mesela Gaziantep'te özellikle bizde
Aralık ve Ocak aylarında genelde kuzu doğumlarımız hemen hemen bitmiş olur. Oğlak doğumlarımız Ocak, Şubat, Mart gibi mesela genelde bitmiş olur. Dolayısıyla daha önceki yıllarda destekleme anaç hayvan üzerine verildiği için bu süreç zarfında Mart'ın sonu Nisan'ın başında bu destekleme, yeni destekleme modeline geçileceği söylendiği için tabii o zaman böyle detaylar da yoktu. Dolayısıyla bazı bölgelerde üreticiler kuzularını küpeletmeden, oğlaklarını küpeletmeden sattılar. Veyahut da işletmelerinden örneği mesela bekletmeden sattılar. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir durumda bu üreticilerimizin desteklemenin bir kısmında veyahut da tamamında mahrum olma gibi bir durumları var. Biz bunu da mümkün mertebe ulaşabildiğimiz ilgili yerlere anlattık. Böyle bir sıkıntı var. Başkanım şunu da sormak istiyorum. Vaktimiz çok azaldı. Şimdi şu anki temel destekler 200 TL olarak açıklandı. Tabii bu açıklanan 2024, 2025 ve 2026 yani 3 yıllık bir destekleme modeli. Bu 3 yılda bu 200 TL olarak mı kalacak yoksa 200 TL'nin üstüne çıkacak mı fiyatlar temel destekler noktasında? Ali Bey, onunla ilgili bir netlik yok. Yani şu an sizin de dediğiniz gibi 3 yıllık bir hayvancılık destekleme modeli açıklandı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların artmasıyla ilgili henüz bir netlik yok. Ama hani genelde Türkiye'nin şartlarına baktığımız zaman ve geçmiş yıllardaki uygulamalara da baktığımız zaman normalde bu desteğin önümüzdeki yıllarda da orantılı bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Burada biraz önce de söyledim, yine tekrarlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Keşke buradaki özellikle sürü yöneticisi desteğinin en azından 72 bin lira bandına çıkarılması, yani iki katına çıkarılması çok güzel olurdu. Şunun için mesela 2024 yılında 12 aylık yaklaşık olarak bir SGK, bir çobanın SGK gideri, Bağkur gideri, çoban sigortası yaklaşık 72 bin liralar civarında tutuyor. Yani keşke bu 36 bin lira, 72 bin lira olmuş olsaydı, özellikle gençlerin ve çobanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi sigorta ve dolayısıyla burada sigorta otomatik olarak karşılanmış olurdu o gelecek olan parayla. Özellikle de keşke bu tablonu ya eklenebilseydi, inşallah önümüzdeki süreçte en azından sürü yöneticisi bölümünde bir yıllık çobanın sigortasını karşılayacak bir rakamın da buraya eklenmesini canı gönülden istiyoruz, bekliyoruz yani. Evet başkanım, son olarak şunu da sorayım. İzleyicilerimiz sormuşlar. Bu tabloya nasıl ulaşabiliriz demişler. Nereden indirebilirler bu tabloyu izleyicilerimiz? Şimdi Ali Bey, biz bu tabloyu bizim sayfalardan paylaşacağız. Üreticilerimiz bunu alıp sadece altta da zaten açıklamaları yazıyor. Nereye ne yazacakları ile ilgili. Biz bizim sayfalarımızda paylaşacağız. Türkiye'nin her tarafından üretici arkadaşlarımız alıp bu tabloyu indirip oralara sadece hayvan sayılarını, yavru sayılarını girip ona göre de yaklaşık olarak kendilerine ne kadar destekleme gelebileceğini çok rahatlıkla hesaplayabilirler. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Vaktimizin de sonuna geldik. Biraz daha açtık açıkçası vaktimizi ama güzel bir program oldu. Desteklemeler noktasında birçok aslında akıllara takılan soruyu da programda cevaplamış olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle sizlere teşekkür ediyorum Ali Bey, bugün bize yardımcı olduğunuz için. Çünkü uzaktan ben yalnız bağlanacaktım, yalnız kendi kendime anlatacaktım. Ama en azından sizin de orada girmeniz hem bize nefes aldırdı hem de güzel sorularla beraber üreticilerimize ve bizi izleyen insanlara inşallah daha çok faydalı olmuş olduk. Emeklerinizden dolayı oradaki sizlere ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve bizi izleyen tüm izleyicilere de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Osman Türkman ile hayvancılığa dair programının bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Hayvancılık desteklerinden bahsettik. Ülkemizdeki mevcut küçükbaş hayvan sayılarından bahsettik ve ithalatı konuştuk. İthalatın küçükbaş hayvancılığa olan etkilerini konuştuk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.